içinde. Aşk çok tuhaf bir şey. Kaygılarla dolu, umutla dolu ve bunlar mutluluğa götürebilir. Oysa arkadaşlıkta yanıltma yok, umut yok, sürüp gider arkadaşlıklar. Sık sık görüşmeye gerek yok, kanıtlara gereksinim duymak yok. Ama arkadaş olduğumuzu ve karşımızdaki insanın arkadaşımız olduğunu biliyorsak, arkadaşlık belki de önünde sonunda aşktan daha önemli. Ya da belki de aşkın gerçek işlevi, yükümlülüğü arkadaş olmak. Yoksa bizi yarı yolda bırakıverir. 80 yaşında olduğumun kuşkusuz farkındayım. Her an ölebileceğimi umuyorum. Ama yaşamayı sürdürmekten, hayal kurmak benim işim olduğuna göre hayal kurmayı sürdürmekten başka ne gelir elimden? Durmadan hayal kurmalıyım. Sonra da o hayaller sözcüklere dönüşmeli. Ben de o sözcüklerle boğuşmalı, onlarla elimden gelenin en iyisini ya da en kötüsünü ortaya koymalıyım. Son söz peki. Mutluyken bir şey üretmeyi bekleyemezsiniz. Mutluluk hedefine varmıştır zaten. Oysa hatalar verilir bize. Karabasanlar hemen her gece verilir bize. Bizim işimiz onları şiire dökmektir. Çağının en büyük edebiyatçılarından Jorge Luis Borges, öykü, şiir, deneme gibi türlerin sınırlarını bulanıklaştıran bir yazar. Yaşama, ölüme, edebiyata, sanata, seyahate ve daha nice konulara değindiği Borges 80'inde Sohbetler kitabından alıntılarla başladık geceye, gecenin içindene. Bu sohbetlerde söyleşi kalıbına sığmayı reddediyor. Dinleyicilerine ne de olsa kalabalık bir yanılsamadır, kalabalık diye bir şey yoktur. Ben sizinle teke tek konuşuyorum diyor. İşte biz de diyoruz ki ey dinleyici, sizinle radyodan değil teke tek konuşuyoruz. Sizinle yüz yüzeyiz, buradayız. Bizler, yani burada olanlar, teknik yapımcı arkadaşım Muzaffer Ayyıldız, programı hazırlayanlar Şebnem Doyuran ve ben Ali Fuat Gülmez, 01'deyiz sizlerleyiz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Bu gece önce edebiyat diyeceğiz tabii ki ve Nazlı Karabıyıkoğlu stüdyomuzda olacak. Kadın Kürkü'nde rüya kitabını konuşup düşüncelerini paylaşacağız. 24 sonrası yeni güne Ceren Gündoğlu ile devam edeceğiz. TRT İstanbul Radyosu'nun stüdyolarında büyümüş bir çocuk, artık bir sanatçı ve daha önce kapısını açmaya çalıştığı stüdyo onu sanatçı olarak bağrına basacak. Gecenin içinden hoş geldiniz. Begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Without me,
those thinking more, less, less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that, society. You're a crazy breed. I hope you're not lonely without me, society. Crazy indeed. I hope you're not lonely without me, society. Have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree, society. You're not lonely without me. Yaşanan bütün hayatlar bir roman mıdır? Ehline düşerse evet, neden olmasın? Yaşanan bütün hayatlar ilk gibidir hep, biricik gibidir. Onca sadeliğin ve bilinirliğin içinde özel yaşanır, özel addedilir. Ve hayatı çok yaşadığını, daha doğrusu yaşadığı zaman boyutunun hayat olduğunu düşünenlerimize geriye dönüp baktığında hayatı bir roman gibi gelir. Kendi adıma tanık olduğum büyük aşkların kimsinin içine girdiğimde aslında nasıl bir bayağılın içinde gezindiğini görmüşümdür. Ama roman onu bir noktaya getirir, kendi değirmeninde öğütür, maya verir ve şekillendirir. Ve tüm romanlar vardır. İlk sayfalarından itibaren şaşkına uğratır okuyanı. Kafka'nın Dönüşümünü düşünün. Hangi faninin aklına gelir okunup da yaşanacaklar? Kadın Kürkü'nde Rüya'da ismiyle mütevellit buna örneklerden. İlk sayfadan itibaren okuyucu sarsılır, silkelenir. Okumaya başladığınızda devam mı etsem, bıraksam mı diye de geçiriverirsiniz aklınızdan. Yorucudur, yıpratıcıdır. Kelimeler üstünüze üstünüze gelir. Nazlı Karabıyıkoğlu uzun süren hikaye serüvenini nihayet bir romanda noktalamış ve iyi ki Kadın Kürkü'nde Rüya'yı yazmış diyoruz. Uzun zamandır hasret olduğumuz edebi deha ile tanışmak başlı başına bir keyif ve mutluluk. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim, sağ olun. Böyle ben de kendi adıma daha iyi oldum sizi tanıdıktan sonra. Aslında biraz da hayıflandım. Ne için? Bu kitapla tanışma fırsatı bulduğum için bazen böyle galiba zorlanıyoruz bazen seçmekte. Bu program yaptığım halde biraz itiraf edeyim. Bizde çıkan son dönem, yeni dönemde bıkkınlık geliyor bazen. Çünkü çok fazla şey basılıyor ama evet. Çok fazla şey yakalamak, eleştiri de bulunmadığı için hani kendi adıma evet. Biraz böyle yılıyorum bazen. Çok normal. O yüzden lütfen beni de mazur görün. Hiç önemli değil. Daha önce tanışmadığım için sizinle. Dört Öykü kitabının ardından sizden aslında beklenen bir roman. Ya genelde böyle hani öykü yazanlarda böyle bir şeye mi doğru var? Hani bir romana doğru evrilmek. İşte geçtiğimiz günlerde Salinger'ın hayatını hı hı. seyretmiştim filmle evet. ilgili. Hani çok severim ya şeyinde. Hı hı. Onda da vardı böyle sürekli bir ona uzun yazma hı hı. Baskıları gelir. İşte roman hı hı. yazma konusunda bir baskı gelir. Hı hı. Yani bu şeyi siz de hissettiniz mi üzerinizde? Şöyle diyeyim. Ben hiç hissetmedim bunu aslında. Türlerle ilişkim benim çok esnektir. İlk dört kitabımın öykü olması o an içinden geçtiğim gelişimin, gündelik hayatımın ya da işte okuduğum, beslendiğim kaynakların gerçekten öykü türüne uygun olmasından ileri geliyordu. Daha sonra işte ben dört tane öykü kitabı yazdım, artık roman yazayım diye bir düşüncem hiç olmadı. Bu metne, Kadın Kürkü'nde Rüya metnine oluşturmaya başladığımda aslında onlar da öykü öykü çıktı. Fakat bu artık o kadar uzun bir öyküydü ki ve o kadar komplikeydi ki bunu bir roman formunda sunmam gerektiğini düşündüm. Aslında uluslararası pazara baktığımızda biz Türkiye'de türlerle biraz kısıtlı gidiyoruz normalde. Ama uluslararası pazara baktığımızda Kadın Kürkü'nde Rüya'yı ben daha çok hibrit roman kategorisine sokarım mesela. Ama Türkiye'de bu pek alışık olduğumuz türler olmadığı için
Ya yayıncılar da bunları çok fazla ön plana çıkarmak istemediği için herhalde biz roman, öykü ya da işte deneme, inceleme yazısı şeklinde çok klasikleşmiş ve artık biraz eskimiş türlerde devam ediyoruz. Evet, aslında bir yerde galiba şey düşünüyorum, sanattaki bazen tıkanıklıkların şeylerinden bir tanesi de bu. Bazen ya çok ilginç, çok böyle fark ediyorum röportaja başladığımızda, bazen çok popüler olan kişileri tanımak istiyorum onları da, yani tanıştırmak istiyorum, dinleyiciyle tanıştırmak istiyorum. Hani böyle 200 bin satan, işte ne bileyim 180 bin, 200 bin satmış. Ve garibime gidiyor. Yani geçmişinde bir okumayla ilgili bir şey yaşamamış. Yani bu bazen şey gibi de geliyor. Hani hiç bisiklete binmeyen bir insanın bisiklet yarışına katılması gibi. Tamam, belki sevilebiliyor, bir şeyler seviliyor ama ne bileyim, insanlar birçok verilen şeyi de seviyorlar ama onu birazcık yukarıya taşımak ve burada acaba diyorum, hani eleştiri mekanizması bizde çok iyi işlemiyor mu? Hani nasıl bu kadar tabirimi ne olur mazur görün, hani biraz böyle bunca iyi yazar varken densizlik olarak görüyorum bazı insanların bu kadar rahat içeriye alınmalarını. Çok iyi anladım. Şöyle, bence bu her zaman böyle oldu. Yani kitap endüstrisi geliştiğinden beri, daha çok insanlara yayıldığından beri ve insanlar eğlenmek ya da dünyanın gerçekliğinden kaçmaya çalışmak için ellerine bir kitap aldıkları zaman bu piyasa şöyle değişti. Bunu bütün dünya için söyleyebiliriz. Daha hafif olanlar, romanslar ve işte daha komplike olan kitaplar, romanlar, öyküler vesaire. Bugüne baktığımızda bunun aradaki farkın dediğiniz gibi iyice açıldığını görüyoruz. Evet. Türkiye içinde kalacak olursak eğer artık bizim bağımsız kitapçılarımız çok az. Bağımsız kitapçılarımız çok az olduğu için zincir kitapçılar var. Zincir kitapçılarda da genellikle biliyorsunuz, bunu herkes biliyor, çok satanlar rafları var ve o raflardan genellikle alışveriş sağlanıyor. Şimdi siz o raflara benim kitabımı ya da işte hakikaten iyi bir şiir kitabını koyarsanız çok fazla satış elde edemezsiniz. O kadar bu endüstri zincirleriyle birbirine bağlı ki oraya siz bir kişisel gelişim kitabı ya da anekdotlar kitabı koyduğunuzda çok satanlara ve edebiyat ve Türkçe edebiyat adı altında çok güzel bir orada pazar dönüyor. Bu sefer ne oluyor? Sosyal medya giriyor işin içine. Eğer bir şey iyi satıyorsa ya da oraya çok satanlar olarak konuluyorsa, hiç satmadığı halde, daha ilk başta piyasaya çıkışından bahsediyorum. Sosyal medya ile birlikte bu yayılıyor. Ve dediğiniz o densizlik diyorsunuz ya, o densizlik oluşuyor. Ama ben bunu densizlik olarak görmüyorum. Yani herkes yazsın ya da kimse yazmasın diyebilecek konumda görmüyorum kendimi. Benim inandığım tek şey şu: iyi olan edebiyat, iyi bir cümle, iyi bir söz her zaman hayatta kalır ve muhakkak sıyrılır diğerlerinin içinden. Ama tabii ki şöyle bir zorluk var. Gerçekten edebiyatla uğraşan, edebi eserler yazmaya çalışan insanlar, ben dahil, biz asla para kazanamıyoruz. Yani kitabımız iki ya da üç baskı yaparsa ancak... Yani profesyonel hobiden değil mi artık yani insana? Hani yani böyle... bu işe gönül vererek yapmak bir hobi değil. Yani ona dönüşüyor. Diğerleri hobi olarak bunu lanse ettikleri için tuhaf bir mekanizma oluşuyor ve mesela... Sokaktaki herhangi bir vatandaşa sorduğunuz zaman ya size o kişisel gelişime yazarından birinin ismini verir ya da mesela direkt Orhan Pamuk'tar. Böyle bir uçurum var arada. Evet, bu şimdi biraz aslında bu gecenin sürprizlerinden bir tanesi. Birazdan Şebnem de arayacaktır. Bir sürpriz bir konuğumuz olacak. Şimdi sizi nasıl tanıtıyor kitabınızın arka kapağında? Edebi dehayı nasıl tanırız? Daha önce okuduğum, hiçbir şeye benzemeyen, daha ilk satırlarında beni heyecanlandıran kitaplar da oluyor. İşte bu kitaplar sayesinde koca edebiyat mekanizması işliyor. Beni böylesine heyecanlandıran bir metin okudum. Gök Derinin Altında, Nazlı Karabıyıkoğlu.
Asuman Kafaoğlu Büke bizim de yabancısı olmadığımız bir isim. Evet. Birazdan telefonla da kendisine bağlanacağız. Özellikle ben kendisine sizin konuk olduğunuz şeyde yayın almak istedim. Teşekkürler. Çünkü çok mutlu oldum. O konularda evet oldukça benim de zevkle takip ettim ve uzun yıllardır görüşmüyorduk. TRT İstanbul Radyosu'nda radyo işte çok güzel programlar icra eden birisiydi. Hazırsa Asuman Hanım'ı biz yayın alalım. Hazır mı? Evet. Alo. Alo. Asuman Kafaoğlu Büke merhaba. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim. Asuman diyebilir miyim? Asumancığım yani. Nasılsın? Böyle uzun yıllar oldu. Böyle evet. Çok keyifli. TRT Radyo işte senin hazırladığın programları büyük bir keyifle dinlerdik. Daha sonra da bir okuyucun olarak yazdığın özellikle eleştirilerle ilgili elimden geldiğince takip etmek fırsatım olmuştu. Şimdi senin de çok güzel böyle bir değerlendirmen oldu Nazlı Karabıyıkoğlu ile ilgili. Evet. Böyle bir senin açından bir değerlendirebilir misin? Nazlı Karabıyıkoğlu, ben dedim hani son dönemde bizim çok zorlandığımız şeylerden birisi. Hakikaten edebiyatla ilgili şeylerle tanışmak biraz zorlaştı gibi geliyor. Evet. Merhaba Asuman Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ ol. Yani ben bir edebiyat tarihçisi olarak Nazlı'yı nereye koyduğumu edebiyatını söyleyerek başlayayım isterseniz. Tabii. Şimdi ikili bir şey görüyorum, ikili bir doğrudan görüyorum Nazlı Karabıyıkoğlu'nun anlatısında. Birincisi çok çok önemli olan dişil anlatı. Bir kadın dili yaratmış olması ve bunu Türk Edebiyatı'nda son zamanlarda çok az birkaç yazar yapıyor. Aslı Erdoğan ve Semra Topal, Sema Kaygı gibi bir poetisi görüyorum. Yani bir akrabalık ilişkisi içinde olduğunu düşündüğüm yazarlar var. Bir yanda da yani ikinci bağ dediğim şeyde Nazlı Karabıyıkoğlu'nda organik olan, yani binlerce yılın insanın doğayla ilişkisi, insanın doğaya, doğanın içinde olması ve her şeyin bir bütün olarak birbirine bağlı olduğu bir evren yapısı. Bunu böyle çok animistik bir şekilde anlatıyor. Bu da benim çok çok sevdiğim bir yana, çok değerli bulduğum yana Nazlı Karabıyıkoğlu'nun. Bence günümüzün hakikaten, yani ilk satırda biraz önce söyledin ya Ali Fuat, ilk satırda insanı çarpan, yakalayan bir şeyi var. Ben ilk satırını okuyup durduğumu hatırlıyorum. Değil mi? Böyle bir silkeleyici bir yanı var değil mi tarzını insanda? Aynen öyle, evet. Yani orada bir dakika bu bambaşka bir şey. Bu başka bir şey anlatan bir kitap diye sarsıldığımı hatırlıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Sizin bir sorunuz var mı Asuman Hanım'a? Asuman Hanım, birkaç gün daha buradayım, görüşelim. Evet. Sizi bir ziyaret edeyim. Evet, yani son zamanlarda yazdığım yazıları da çok severek okuyorum. Çok ben. Teşekkür ederim. Yani özellikle kadın yazarları, kadın şairleri öne çıkartan Aslı'nın yazısı mesela çok esprili ve çok güzel bir evet. yazı gerçekten. Kesinlikle. Yani ben de kendimi hep böyle edebiyat tarihinde dönüp yazarlarla sohbet ettiğimi düşünerek geçiren biriyim. Onun için çok çok zevk alarak da okuyorum. Yani sadece bir yazar olarak değil, edebiyat üzerinde düşünen biri olarak da çok değerli. Çok teşekkür ederim. Evet, bu güzel aslında şeylerimizi Asuman 16 Temmuz gecesi, gecenin içinden de bir aksilik olmazsa burada böyle konuşma fırsatı olacak. Çok heyecan verici olacak benim için de. Uzun yıllardan sonra. Evet. Sevgilerle Fuat, çok hoş olacak. Çok keyifli olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik virgül koyalım Asuman. Tamam.
Ben de özellikle katmak istedim hani Nazlı Karabıyıkoğlu'nu. Çünkü hani sen arkasına bir şeyler yazdıysan dedim. Evet dedim, biliyorum çünkü. Hani ilgiyle izlediğim için. O da çok memnun oldu. Nazlı Karabıyıkoğlu'da. 16'sında görüşmek üzere diyelim o zaman. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Asuman Kafaoğlu Büke telefon attığımızdaydı efendim. Özellikle roman eleştirileriyle günümüzde biraz zor ama böyle çok naif anlatımlarla, çok ince bir tanımlamalarla özellikle ben dinleyicilerin de takip etmelerini öneriyorum kendisine. Birçok yerde evet. Çıkıyor eleştirileri. Ve Yazma Sanatı diye de Can Yayınları'ndan bir kitabı var okumak isteyenler başka için. Başka kitaplarda bekliyoruz evet. Ama buradan da söyleyelim. Evet, ayın 16'sında da birlikte olacağız. Şimdi bu yeniden diriliş, yani bu insanlık felsefesine değil mi? İlk zamanlarına kadar gidiyor yani Simurg'un hikayesi, yanarak kül olması, suretiyle ölmesi, sonra kendi küllerinden dirilmesi. Ya da işte tırtılın ölüm dediğine değil mi? Zen'de kelebeğin yaşam demesi. Yani bu perspektiften bakarak hani insan düşünüyor bazen romanınızda ölüm yeniden diriliş evi ve ardından roman evet. Bir yerde tekrar havalanıp başka bir noktaya doğru gidiyor. Yani böyle gerçekten yıpratıcıydı ya, düşünüyorum yani. Hani, yani siz okurken ne kadar yıprandınız evet. Onu düşünün, ben yazarken ne kadar yıprandım acaba? Yani çok zorlu bir süreçti bu romanın çıkış süreci. Çünkü çok uzun yıllardır parçaları vardı. Ama sonra yani romanın ana elementi, yapı taşı olan şey bu yeniden diriliş meselesi. Ben artık insanlıkla aramın çok iyi olmadığını fark ettim. Ve kaldıramadım. İnsanın doğaya verdiği zararı, birbirine verdiği zararı, hayvanlara verdiği zararı, bunları hakikaten bünyem kaldıramadı ve böyle çok hasta olduğum bir dönem oldu. Sonra dedim ki ya zaten hani klasik bir laf vardır ya işte yazarlar kendini Tanrı yerine koyar falan gibi. Ama ben Tanrı'mı da alternatif olmasını istedim. Yani alternatif bir Tanrı da yaratmak istedim ve bu insanı acaba baştan yapsak, o evrime dönsek ve oradaki bir şeyi değiştirsek nasıl değişirdi, ne olurdu? Yani o klasik İncil ve Tevrat, Kur'an hikayelerine giren o yaratılış efsanesi, o Adem'le Havva olayı gerçekten olmuşsa eğer, gerçekten o kemik kimin kemiğiydi ve bu nasıl bir erkeğin bütün dünyayı ve iktidarı ele geçirmeye çalışırken kadını o kadar dışarıdayken kadını eve kapatmaya çalışmasıyla sonuçlanan süreç, işte o kemik. Peki bu yani farklı bir şekilde olmaz mıydı? Bu kitaplar farklı bir şekilde yazılamaz mıydı diye düşünerek, sürekli bir alternatif gerçeklik arayarak buraya geldim ve her şeyi ters çevirmek istedim ve zaten kitabın da çoğu yeri İncil'in bazı kısımlarının yeniden yazımı. Çünkü artık bazı şeylerin, özellikle kadınlar, daha doğrusu şöyle diyeyim, heteroseksüel erkekler dışında kalan bütün bireylerin çoğu şeyi, hayata dair çoğu şeyi yeniden yazması gerektiğini düşünen biriyim ben. O yüzden bu mevcut kuralları yıkmak için belki böyle bir roman yazmam gerekiyordu. Ve oldu. Evet. Şimdi bir bölüm. Bu oda ben oda. Evet. Şiirsiz, çünkü duvarında dinozor şairlerin mısraları var. Beyaz. Karanlık. Işığı hiç yakmadım. Mumu eritip bileğimden aşağı akıtmadım. Cızlatmadım derim. Aslında şey var böyle. Hani bunların tam aksi söylemler yapılır değil mi? Bir şeyde hani roman tam bunun aslında. Hani dokunan dediğimiz insanın derisine, dokusuna dokunan romanlar. Bunun tam böyle pozitifini söyleyen evet. Şeylerdir değil mi? Evet. Ben biraz negatif bir insanım. Evet, ilgimi çeken şeylerden birisi bir de oydu yani. Evet. Yani olağan ve sıradan olan cümleyi zaten sevmiyorum. Cümleleri ard arda sıralayıp belirli bir hareket anlatmayı sevmiyorum. Bir şey yapacaksam eğer, çok basit bir şey anlatacaksam bile eğer, bunu dilin olanaklarıyla, ki Türkçe
benim gerçekten aşık olduğum bir dil. Bunun dilin olanaklarıyla nasıl yapabilirim diye düşündüğümde böyle olumsuzlamalar ya da işte yeni kelime türetmelerle bu şekilde bir akış oluşturabiliyorum. Evet, aslında mesela Türkçenin şeylerin de sende gördüğüm keyifli şeylerden birisiydi. Hani bazen Türkçenin çok yani bunu özellikle yabancı dili, İngilizceyi altını çiziyorum. Özellikle İngilizcenin. Bilenler bilir, oradan bir şey okuduğumuz zaman bir laf kalabalıklığı çok fazladır. Hı-hı. Bir şey anlatırken bizim bir tek kelimeyle ya öyle miyle anlattığımız Hı-hı. şeyi onlar Hı-hı. çok uzun böyle tanımlamalarla giderler. Ama bizde çok yazma şeyi de en az konuşma kadar lezzetli olduğunu düşünüyorum. İşte ya öyle olur dediğiniz gibi ya da tam tersi bir durum da söz konusu olabilir. Bizim bir durum için çok iyi bir kelimemiz olabilir ama onu anlatmak için farklı zamirler vesaire bir şeyler kullanmak gerekebiliyor İngilizce'de. Ve ben son dönemde çok fazla artık Amerika'da ve İngiltere'de öyküler yayınladığım için artık uluslararası edebiyata, daha doğrusu İngilizce edebiyata, çağdaş İngilizce edebiyata da biraz hakimim. Ve şunu görüyorum. İngilizce'de okuduğum ve çok güzel, doygun, güzel bir metin. Sonra Türkçe bir metne bakıyorum. O biraz da Türkiye'li olmaktan kaynaklanıyor sanırım. Özellikle de şiirde. Yani Edip Cansever'in bir şiirinden aldığım hazzı İngilizcenin bugün çağdaş bir şairinde asla bulamıyorum. Bu benim tutuculuğum da olabilir. Ama kesinlikle bu tutuculukta kalmak istiyorum. Çünkü yani kesinlikle yok. Neredeyse son 4 aydır okumadığım metin kalmadı. Bulamıyorum o, yani Türkçe'ye tabii ki çok hakim olmaktan ileri geliyor. İngilizce'ye de az çok hakimim ama o işte o tüylerimizin ürpermesi, o sıfatlar, nitelemeler, zarflar, zamirler, onlar bunlar o kadar basit ve altı boş ki. Yani sadece İngilizce için tabii ki bu. Diğer dillerde herhangi yani bir okuma yapmadım. Masada masa imşayı nasıl şey yapacaksınız? İşte yani. Nasıl anlatacaksınız? Evet, ve birikime baktığımız zaman da tabii ki asla yatsınamaz. Fakat özellikle işte 50 sonrası, 1950 sonrası şiirde ben böyle bir tespitim var. Belki bir makale yazmakta nasip olur ileride. Yani şu anda mesela çok geçerli olan bir şair Rupi Kaur. Amerikalı. Onu bugünkü yaşayan bir şairimizin, mesela genç bir şairimizin, onun yanındaki bir şairimizin, şu an ismi aklıma gelmedi ama dergilerde örneğin Varlık'ta şiirleri çıkan bir şairin yanına koyduğumda çok büyük fark var. Yani çok büyük fark var. Duygu, metafor, imge. O yüzden işte Türkçeyi seviyorum. Evet, şimdi ben de bununla ilgili bir örnek verebilirim. Uzun yıllar önce Antalya'da birlikte kaldığım ev arkadaşım Kanadalıydı. Böyle bir şekilde şey, Orhan Veli'yi duymuş. Onun İngilizce bir şeylerini bulmuş. Dedi ki etkilenmedim dedi. Dedim etkilenmezsin yani, gayet doğal. Nasıl dedim çevireceksin? Hı hı. Bunu dedim çevirmen için yani artı, yani burada doğman lazım. Yani ne bileyim, onu ben ağ kokularını sana nasıl anlatayım? Evet. Denize atılmış bir ağın i̇şte, çıktığı zamanki kokusunu. Acaba aynı şey bizim için de Wallace yani, ya da diğer şairleri, işte Shelley okurken geçerli mi acaba? Belki de öyle yani. O yüzden yani daha böyle daha çok şey katı olamıyorum bu oralarda konuda. Oralarda daha tanımlama, ifade çok yoğun olarak anlatım şeyleri olduğu için, anlatım zenginliği orada, anlatım zenginliği demeyeyim de genişliği, çok geniş bir şeyle sunuluyor ama bizdeki o tatlılık bir de galiba Farsça'da olduğunu düşünüyorum bunun. Bilmiyorum, orada çok da, önemli olmadı. Hani iyi kötü biraz çevirilerine baktığımızda işte Hayyam'da falandı. Ya da işte Mevlana'nın şeylerinde. Hani onda da olduğunu zaten yani düşünüyorum. Divan şiiri Tanzimat'tan sonra çok fazla şekillendirdiği için çağdaş şiiri. Şimdi bu Kadın Kürkünde Rüya okuyana, şimdi onu not almışım. Hı-hı. Olduğu kadar dedim. Yazarın da yormuş bir roman. Sizden bir şeyleri çalıp götürdüm. Evet. Gençliğime. Ya da şey diyeyim, kendi kendinize,
Hani mesela tanıyanlar diyorum ya, kendi kendini deşifre ediyorsun. Böyle bir deşifrasyon da var mı hayatınızda kendinizle ilgili? Bunu şöyle anlatayım. Bu romanı nasıl yazdın diye soranlara ben bedenimle yazdım diyorum. Yani kendi vücudumla yazdım. Yani o parçalanmayı. Evet. O bizzat. Parçalanmayı ben zaten hep yaşardım. Yani bu benim uzun yıllardır aklımda olan bir metafordu. Ve sonra baktım ve dedim ki evet, bu benim bedenim ve benim bedenimden anlatmak için yola çıkmalıyım. Daha sonra bu işte yaratılış, yeniden bir araya gelme, parçalanma, kozmos, evren, enerji vesaire, bunlar işin içine girdikçe zaten bir bedenin parçalanmadan bir şey meydana getiremeyeceği, yeni bir form ortaya çıkaramayacağını düşündüm. Bunu da tamamen eski şaman kültüründen aldım yani bu düşünceyi. Ve daha sonra bedenle yazmak diye tabir ettiğim yazı biçimini kurdum kendi kendime. Ve her bir vücudumuzun her bir parçasının, köşesinin, her şeyinin bir hikayesi olabileceğini düşündüm. Ve bu şekilde, yani eğer o kadının yaratılıştan beri yaşadığı şeyleri tersine çevirerek yazacaksam, eğer bir yeniden yazım yapacaksam, bu yeniden yazımı da bedeni parçalayarak yapmam gerektiğini düşündüm. Ve böyle bir demin Asuman Hanım'ın da söylediği gibi, bu yeni bir dil bence. Doğru. Bu çok yeni bir dil. Bu aslında sadece dişil değil falan da değil. Bu çok çok başka bir şey. Bu bedeni, bütün enerjiyi kullanarak yarattığım bambaşka bir dil. Şimdilik bunu sadece bedenle yazmak olarak tanımlıyorum ama mesela şu anda üstünde çalıştığım başka şeyler var. Başka bir yere doğru gidiyor. Ben de merak ediyorum ne olacağını. Hiç bitmeyen bir yolculuk gibi hakikaten. Şeyde de dışarıda da yazdığınız şeyleriniz oluyor mu? Böyle öyküler ya da şeyler, İngilizce ya da yayınlanan şeyleriniz var mı? Çalışmalarınız. Şu anda yayınlanan bütün çalışmalar çeviri. Türkçeden çeviri. Kendi kitaplarımdan çeviri. Bunu çevirecek misiniz? Evet. Şu an benim bütün eserlerim kendiniz çevriliyor. Kendiniz mi çevireceksiniz? Hayır. İki tane çevirmenim var çalıştığım. Hı. Onlara da selam söylüyorum buradan. Eylül ve Merve. Çok iyi bir ekip olduk. Üçümüz birlikte. Çok güzel gidiyor çeviriler. Ama eğer İngilizce yazacak mısınız diye soruyorsanız, evet yazacağım. Yani bundan sonraki yurt dışında çıkarmayı planladığım kitabım İngilizce olacak. Evet, aslında çok şey göreceğini düşünüyorum ben böyle bir... çünkü... Son dönem yine orada da baktım, orada da dışarıda da galiba biraz böyle bir şey var, sıkıntı var. Yani bir yeni bir şey şöyle gerekiyor. Şöyle bir sıkıntı Çünkü hayat var. Bir taraftan gidiyor, teknoloji bir taraftan insanları bambaşka şeyler düşündürtmeye başlıyor. Hı-hı. Artık sizi eskiden hani küçük bir lokasyonken bütün dünyayı baz alarak hayaller kuruyorsunuz. Hı-hı. Ya da evreni baz alarak. Yani bir teleskobun değil mi? Evet. Şeyinden bir bilmem ne kadar bin ışık yılı uzaktaki bir şeyi takip edip, hı hı, başka bir yere doğru gidiyor. Bu da muhtemelen diyorum yazan insanlara da, birçok insana, belki bilim adamlarına şey olduğu kadar yazan insanlara da bazı ışıklar tutabiliyor. Kesinlikle öyle. Zaten hani Amerika kıta edebiyatında, şu an çağdaş edebiyatta bunu görebilirsiniz. Fakat Türkiye'nin yurt dışında uluslararası alanda temsiliyetine gelince ben büyük bir boşluk görüyorum. Çünkü uluslararası alanda Orhan Pamuk ve Elif Şafak gibi hani ana hareket noktalarından ziyade, hani onların da hep işlediği konular Osmanlı tarihi vesaire vesaire, ya da işte Sufilik vesaire dışında, bugünkü Türkiye'yi ve bugünkü Türkiye'de neler olup bittiğini dünyaya anlatması gereken biri var. Evet. Ve bunu edebi türde yaparak, gerçekten buranın hikayesini anlatarak, ama buranın hikayesini evrensel bir dille, değil evet, mi? Anlatarak. Yani burada çok büyük handikaplar var, çok pratik olmak gerekiyor, dili çok iyi kullanmak gerekiyor. Mesela demin konuştuğumuz şey, ben burada bu kitaplarda kullandığım metaforları İngilizce'de kullanmayacağım. Çünkü çok fazla kalabalık oluyor. Burayı anlatmak için benim daha basite inmem lazım. Buraya
güzel bir şekilde anlatmak için daha basit bir dille gerçekten Türkiye'de ne oluyor, insanlar ne yaşıyor, bunu o kadar fazla editörle ve yayın evi sahibiyle konuşmam oldu ki yani bana da tuhaf geliyor açıkçası, nasıl bilmezler diye, ama Türkiye'de ne olup bittiğini takip eden çok az insan var. Sadece edebi çevre için konuşuyorum tabii ki. O yüzden biraz da açık bir pazar burası. Öyle diyeyim size. Çünkü Asyalı Amerikalı, Afrikalı Amerikalı ya da Orta Doğu, yani aşağı Orta Doğu ülkelerindenseniz bile Amerika'da bir temsiliyetleri var herkesin. O komünitelerin Amerika'da temsiliyetleri var. Ama Türkiye'de ben büyük bir soru işareti görüyorum. Yani Türkçe edebiyatın uluslararası alanda daha yeni bir sesle temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki hani daha farklı, daha domestik olmayan, daha farklı ögeler. Evet, yani dediğimiz o çok önemli. Domestik olmayan ve oryantalist olmayan. Evet, yani bu oryantalizme çünkü, sıkışmış kalmış. Çünkü evet, yani bir Netflix'te bir dizi yapıldı. Hakan Muhafız. O kadar oryantalist öğeler vardı ki hani her şeyi kullanmışlar. Biz bugün böyle yaşamıyoruz diye bağırmak istedim yani diziyi izlerken. Gerçekten bugün benim yaşadığım hayat, yani ben çok iyi bir hayat yaşadım Türkiye'de ve sonra çok sıkıntı çektim. Bunları anlatmamız gerekiyor bence. Vallahi öyle, evet. Burada da yaşayan, yani genelde bu konuştuğumuz şeyler, yani İstanbul'da yaşayan, benim tanıdığım uzun yıllardır yaşayan yabancılarda da yani en önemli şeylerden birisi bu. Yani genelde Türkiye ile ilgili olunca işte yani şey diyorlar, yani neden diyorlar, işte turizm ile ilgili bir şey yapıyorsun, neden sadece şiş kebaba işte birkaç şeye tıkılıp kalıyorsun. Yani evet, o kadar çok öge var ki, hani Ahmet Ümit'in şeyi, çok önemli bir tespiti vardı. 4500 yıllık bir şeyin hani insanı titreten bir şey. Yani Amerika dediğinizler işte kullandıkları şey 300-400 yıllık bir şeyin üzerinden bunları üretiyorlar ve burada 4500 yıllık bir kültürün, birikimin üzerinde yani ne bileyim hani titreyerek oturmamız gereken bir şey, ama burada sadece bunları üretebiliyoruz. İşte bunların galiba nasıl işlendiği çok önemli. Mesela o söylediğiniz birikim, bir sürü bilmem ne cariye kitabı var ya da işte haremde bilmem neler falan filan. Halbuki orada bile i̇şte neler var değil mi? Bir sürü şeyler var yine orada oryantalist konuşabileceğimiz. Evet, yani çok fazla şey var. İlla Osmanlı anlatacaksak bence çok daha alternatif yerlere gidebiliriz. Aslında şimdi konu buraya gelmişken söyleyeyim o zaman. Ben şimdi yeni bir kitap bitirdim çalışmasını. İsmi de Oğlanlar ve Kadınlar Divanı. Osmanlı'daki gündelik yaşamı 1500 ve 1800 yıllar arasında çeşitli zaman kesitlerinde geçen, buradaki günlük yaşamı anlatan, o zamanki homososyal yaşantıyı anlatan, daha çok saraydan ziyade sokakta ne oluyor diyor anlatan hibrit öyküler diyebilirim. Ne evet, kadar böyle güzel. Bir ne zaman hiçbir zaman fikrim yok. Bilmiyorum. Yani şu aslında an bayağı yoğun çalışıyorsunuz. Ben ve, evet. Bu süreci de galiba değil mi? Türkiye'de gelip gidiyorsunuz genelde. Aslında gelip gitmiyorum da oy kullanmak için geldim sadece. Evet, Gürcistan'da evet, yaşıyorsunuz. Evet, orada yaşıyorum. Çünkü çok az insan var orada. Ve evet, daha çok orman var. Evet. Yani aslında çok fark etmiyor nerede olduğum. Kesinlikle İstanbul'dan uzak kalmak gerekliliği hissediyorum üretebilmek için. Çünkü burada yaşayamıyorum. Yaşamımı sürdüremiyorum. Evet, biraz aslında belki de şeye bağlı. Yani ne bileyim, bir taraftan da bakıyorum işte Selçuk Altun'la konuştuğumuzda da o da şey diyor, yani burası diyor benim için diyor. Galiba biraz da kişiyle evet, ilintili. Yani kaostan beslenmek, kalabalıktan beslenmek. Var, evet. Bunu ben de yaptım zamanında ama zaten kaos benim kafamın içinde olduğu için bir de dışarıdaki kaosu kaldıramıyorum. O yüzden kafamdaki kaosla ve oradaki meselelerle yalnız kalırsam benim için daha verimli oluyor. Aslında bir de kitapta şeyler var, böyle ele verdiğiniz böyle çok keyifli şeyler, işte Sait Faik, evet, işte Balzac'tan evet, çok keyifli bir bölüm var. Evet. Ondan sonra değil mi? Virginia Woolf, evet, ondan var. Aslında biraz böyle şey geldi aklıma da sizi okurken.
garip bir şey. Plat geldi. Sylvia Plath yoğunluklu böyle Belger'i düşündüm. Sırça Fanus'u düşündüm kitabınızı okuduğumda. Biraz Tezer Özlü'nün böyle zaman zaman böyle o buluşturduğum yerler oldu. Evet. Aslında galiba aynı noktaya geliyoruz. O kadın söylem, o kadın feminist söylem. Evet. Galiba biraz daha bunlara ihtiyacı olan daha güçlü, daha net seslerin evet. olduğu, daha farklı türlerin olduğu bir evet, aslında dönem. Yani o da o anlamda da yine keyifli. Kadın Kürkünde Rüya çıkalı 8-9 ay oldu. Aslında bu bir feminist bilim kurgu. Ama evet, çok keyifli. Evet, bir hiçbir yerde feminist bu geçmedi. Çünkü evet. niye? Bu değişik bir terim. Kimsenin aklına gelmiyor vesaire vesaire. Ama bu bir feminist bilim kurgu. O yüzden işte diyorum hani yeni türlere açık olmamız gerekiyor diye. Evet, böyle nasıl gidecek diyorduk. 40 evet, dakikayı değil mi? Geçti mi? Evet, aa. 12'de 40 dakikayı bulduk peki. Yani. Nazik Arabıyıkoğlu, çok keyifli. Yani ben burada olduğunuz dönemlerde sizi yeni kitabınızla da çıktığında bundan sonraki en tabii azından ki. İlk konuşanlardan birisi olmayı çok isterim. Çok mutlu oldum. Çünkü gerçekten en azından yazmayı düşünen ve ben farklıyım kabul görmem diyenler için bile önemli bu. Ya hani öyle bir şey yok. Yani insanların yazması gerekiyor. Yazma öğrenilen bir şey. Yazma hani yazdıkça öğrenilen bir şey. Hani buna ilgisi olanlar buraya yönelsinler. Belki acı bir süreç. Belki çok para insana kazandırmıyor ama işte. Para götürüyor daha evet, doğrusu. Para götürüyor ama en konu bir süreçte yaşadığımız bu dünyada bir dönemi yaşıyoruz. Hani çok da uzun değil bu süreç. O yüzden bunları isteyen insanlar için güzel bir örneksiniz. Teşekkür ederim. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Çok keyifli okudum sevgili dinleyiciler. Kadın Kürkünde Rüya'yı İtaki yayınlarından evet, İtaki çıktı. Yayınlarında Nazlı Karabıyıkoğlu'nun. Almanızı, okumanızı öneririm. En azından hep o konuştuğumuz, hasretini duyduğumuz farklı tırnak içinde farklı kelimesinin bence en iyi buluştuğu kitaplardan, yazarlardan birisi Nazlı Karabıyıkoğlu. Sonraki çalışmalarınızda da bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim Nazlı Karabıyıkoğlu'nu uğurlar iken Ceren Gündoğdu bizim topraklarımızdan gelen Ceren Gündoğdu. Onu biraz TRT'den sayıyoruz tabii. Onu da nedenleri üzerine biraz konuşacağız. Sizlerle birlikte olacağız. Şimdi bir müzikle başlayalım. Ceren Gündoğdu'dan ardından devam edeceğiz. Konuşamadım, beceremedim.
caddelerde, hayat omuzlarımda bir yük gibi. Kızıyorum kendime, anlatmadım sana gerçekleri. Üzerime üzerime geldi aşk, konuşamadım, beceremedim. Yüzüne yüzünü söyleyemedim. Ben hep seni sevdim. Üzerime üzerime geldi aşk, konuşamadım, beceremedim. Yüzüne yüzünü söyleyemedim. Ben hep seni sevdim. Üzerime üzerime geldi aşk, konuşamadım, beceremedim. Yüzüne yüzüne söyleyemedim. Ben hep seni sevdim. Efendim, TRT İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Gecenin içinden programındasınız radyolarını yeni açanlar için. Yeni güne merhaba dedik. Müzisyen olunur mu, müzisyen doğulur mu? Aslında ikisi de nereden baktığınıza bağlı. İkisi de doğru ama ikisi de tek başlarına eksik söylemler. Müzisyen olunur, evet. Yeteneğiniz vardır, bir şekilde de keşfedilirsiniz. Ama bu yaşamınızın kışında olursa vah başıma gelenler dersiniz. Müzisyen doğulur ya da müziğin içinde doğulur. Biraz da müzik sizde genetik olarak aktarıldıysa müzisyen olmaktan başka bir yolunuz yok gibidir. Başka yerlerde gezip dolaşsanız da sonunda müziğin içi sizi bir kara delik gibi çeker, içine alır. Ceren Gündoğdu'nun hikayesi bana öyle geldi biraz. Şu TRT İstanbul Radyosu'nda olduğum için gurur duyduran Zafer Gündoğdu'nun kızı olması onu kaçınılmaz olarak müziğin hep içine ettiğini düşünüyorum. Doğumundan itibaren müzik hep evin içinde. Müziğin ayak izleri takip etmiş kendisini. Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji okusa da müzik hep yanı başında, gölgesi gibi. Yeni single'ı çok beğeniliyor. Kendisi çok beğeniliyor. Biz zaten onu çok seviyoruz. Ceren hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel bir giriş böyle bu. Çok teşekkür ederim. Evet. Ya biz de böyle bizim için ayrıcalıklı insanlar. Yani böyle bu stüdyonun içinde bir şekilde değil mi? Sen de babanla birlikte muhtemelen TRT İstanbul Radyosu'nda çocukluğundan itibaren burada bir şekilde vardın, burada büyüdün. Aynen, babanın yuvası gibi bir yer değil bir mi? Şekilde aslında ev dışındaki ömrünü geçirdiği, emek verdiği, beslendiği, mutlu olduğu, sevindiği, canla başla çalıştığı yer senin için de tabii ki bir ikinci yuva niteliğinde oluyor. Şimdi yıllar yıllar sonra kendi işinle, kendi şarkılarına, kendi müziğinle bu çatının altında olmak, sayısız değerli sesin yankılandığı bu radyoda olmak tabii hem çok gurur verici hem çok mutluluk verici. Çok çok mutluyum bu gece burada olduğum için. Sağ olasın. Şimdi aslında biraz galiba hayatında insanın kaçınılmaz şeylerden bir tanesi. Hı-hı. Yani muhtemelen Zafer Gündoğdu'nun baba olduğu bir yerde müzik herhalde bir şekilde... Senin doğumundan itibaren. Evet. Değil mi? Belki hamileliğinden itibaren annenin bir şekilde vardı herhalde hayatında. Evet evet, doğru söylüyorsunuz. Hani ya babam hiçbir zaman beni illa şu işi yapmanı istiyorum diyerek bir şeye yönlendirmedi. O kadar hassas yürekli bir adam, o kadar beni hep özgür bıraktı ki, keza annem de öyle. Ama çok şanslı bir çocuktum. Hani dünyaya gözlerimi açtığım evin salonunda bir köşede bağlama duruyordu, bir köşede piyano duruyordu. Dolayısıyla hani böyle zorlama bir doğu batı sentezi değil de gerçekten içimde o farklı müzikleri duyarak, hissederek, dinleyerek bir de büyüdüm. Gelip gidenler tabii değil mi? Tabii yani birbirinden değerli insanlara temas ederek büyümüş olmanın verdiği şey. Babam aynı zamanda çok vizyon sahibi bir adam, yani Türk Halk Müziği şefi ve hani
bu camiada çok önemli bir adam ama onun dışında da arabada sürekli klasik müzik dinler. Ne bileyim, ben dün gece Lorna McKennett konserine gittim. O kişiyi tanıyorsam, seviyorsam o onu dinlediği içindi. Yani çok farklı müzik türlerine ilgisi olan kişi aslında ben değilim, babam ve annem. Onlar da yine yelpazesi çok geniş insanlardır. Dolayısıyla onların kızı olduğum için çok şanslıyım. Bütün şansım oradan geliyor ama ben de ne yaptım? İşte bu işin ucunu bırakmadım. Tutkuyla devam ettim ama bir de girişte söylediğiniz bir cümle çok hoşuma gitti. Hani o seni seçiyor gibi bir şey dediniz. Tabii. Ya hakikaten bu öyle bir şey ki şarkı söylemek. İnsanın kanında varsa başka bir yolun yok. Hani bazen konuşuyoruz ya, zorlukları da var bu işin vesaire vesaire gibi konular. Ama başka bir yolum yok ya. Ben şarkı söylemek dışında bir şey yapamam gibi geliyor. Uyumak yani de, gibi, tabii, dua etmek gibi. Bir de yani hayat boyu düşünsene hani bir şekilde ne bileyim bazen düşünüyorum ben. İnsan diyorum hani doktor bir anne babanın çocuğu. Ya bazen doktor oluyordum normal dedim yani evet, adam işte evet. Değil mi? Hani kendisini buluyor işte ameliyatlar, doktorlar muhtemelen gelen evet. İnsanlar hep doktorlar geliyor. Ne yapsın? Sizde de biraz böyle sürekli bir tabii uyaran bir de tatlı bir uyarı tabii bu. Dünyanın en güzel şeyi zaman. Değil mi müzik tabii. Ya böyle beylik bir laf etmek istemiyorum ama daha güzel bir şey var tabii. Mı bilmiyorum. Benim için öyle en azından. İyi ki bu yolun yolcusuyum. Kesinlikle. Ailemde yani, sayesinde. Bu dünyanın... belki en ortak dillerinden bir tanesi. Hı hı. Şimdi ilk dönemler akla geliyordu böyle aklıma gelenleri sorayım. Türkiye'ye bir ilgin oldu mu? Hani ilk zamanlar böyle aileden dolayı. Ya her zaman seviyordum, her zaman dinliyordum, her zaman da söylüyordum. Fakat daha küçük yaşlarda... belki okuduğum okullar vesaire hani insan birazcık yaşıt grubundan da etkileniyor ya. Piyano ile başladığım için bir de batı müziğiyle başladığım için konservatuarda daha çok pop dinlediğim sonra daha çok caz dinlediğim dönemler oldu. Fakat daha birazcık zaman ilerledikten sonra fark ediyorsun ki daha derken yaş aldıkça diyecektim. Durun daha çok gencim böyle cümleler kurmayayım diye vazgeçtim. Şunu söylemek istiyorum. Birazcık hayatın içinde beslediğin duygular yoğunlaşmaya başlayınca türkülerden de başka bir tad almaya başlıyorsun. O yüzden aslında her zaman benim içimde varmış o. Her zaman seviyordum. Bir de inanılmaz bir türkü repertuarım var. Nereden bildiğimi bilmiyorum. Ama tabii işte aslında biliyorum. Nereden bildiğini bil canım. Yani gayet nereden açık. Bildiğim belli de bildiğimi bile farkında olmadığım kadar çok tabii içe işlemiş ama birazcık zaman geçtikçe hayatın içinde dediğim gibi başka duyguları da tattıkça başka şeylerden mana bulmaya başladıkça türkülerin değerini güzelliğini daha çok anlayıp daha çok benimsemeye sahiplenmeye başlıyorsun. Ben de dilim döndüğünce türkü söylemeyi de çok seviyorum. Konserlerde bir tane iki tane mutlaka koyuyorum. Evet evet. Hiç babanla bir şeye çıktınız mı öyle bir konserde birlikte söylediniz babamla mi? Babamla yurt dışında böyle büyük konserler yaptık zamanında. Onun soruyorum. Yönettiği. Zafer abi çok severiz yani. Böyle çok özeldir böyle. Sağ olun. Sağ olun. Hani, sağ olun. şey yapıyorum. Şimdi ne yapalım bir tane? Efendim Erkan Zeki Ar bizimle birlikte. Ceren'le birlikte. Ceren Gündoğdu ile birlikte geldi. Bir tane canlı çalalım mı? Tamam olur. Senin kendi besten. Olur benim bestemi yapalım. Kayıp. Böyle tamam. Ufak ufak hazırlanırken olur. Erkan. Bu şarkıdan çok ufak ben de bahsedebilirim dilerseniz. Tabii ki hazırlanana kadar Erkan. Evet henüz daha yayınlanmadı dijital platformlarda. Sonbaharda yayınlamayı planlıyoruz. Kayıtlarımızı tamamladık gibi. Ama ben konserlerde sıkça söylüyorum bu şarkıyı. Bu gece de sizin için söylemek peki. İstedik. Hazır mıyız Erkan? Evet. Efendim canlı stüdyomuzda Ceren Gündoğdu. Henüz daha çıkmadı kendi bestesi. Şanslısınız. İlk siz dinleyeceksiniz. Kayıp. Sabah uyandığında biri vardı yanında ve o ben değilim ya, dayanmak çok zor buna, sesini unuttum ama gülüşün hep aklımda.
canlısı. Kaybedecek bir şeyim yok kendimden başka. Koşar gelirim yerini bilsem, durmam bir dakika. Uzakta olsan da yakınsın, benimsin hala. Kaybedecek bir şey. Ceren Gündoğdu. İnanılmaz. Bayıldım. Ay çok teşekkür ederiz. Çok çok güzel. Çok teşekkür ederim. Yani böyle çok güzel bir caz tadı var. Değil mi? Yani o bizim şeyde genelde biraz caz olduğu zaman ses biraz daha batı şeylerine giriyor ama bizden çok fazla şey var. Bu da galiba deminden beri konuştuğumuz hikayeyle bağlantılı şey, yani sanırım. Türkiye ile bağlantılı. Bunu çok pozitif derlemişsin. Çok teşekkür ederim. Çok 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 keyifli. Çok teşekkür ederim. Şimdi 2004 yılında Ceren Gündoğdu lise arası müzik yarışması sahnesiyle buluştun, değil mi? İlk evet. dönem. Ardından Boğaziçi Üniversitesi ve 2008 yılında Esens Akapella Vokal Topluluğu. Evet. Cazda birincilik. Evet. Yani bir taraftan aslında hayatında değil mi? Tamam eğitim var, çok başarılısın, okul Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorsun ama hep böyle müziği de yanında böyle. Ya ben hep okulun çekiştirerek şarkı böyle. Söyleyen kızıydım aslında. Yani lisede de öyleydi, üniversitede de öyleydi, yüksek lisans yaparken de öyleydi. Her zaman nerede konser var, nerede bir topluluk var, nerede bir etkinlik var, her projenin içinde şarkı söyleyen kızdım. Kendimi daha öncesinde ne yaptığımı düşündüğümde de şunu yaparken hatırladım. Yani hep
böyle nasıl söyleyeyim, en sevdiği oyun şarkı yazmak olan bir kızım. Yani ortaokulda da bu böyleydi. Çok lineer bir şekilde devam etti dolayısıyla. Yarı zamanlı da mı okudun? Evet, yarı zamanlı da. Hangisinde? Mimar Sinan'da piyano, İstanbul Üniversitesi'nde de müzikal tiyatro okudum, ikisi de yarı Müthiş. Zamanlı olarak. O bölüme de geleceğiz şimdi. Tiyatro da tabii ikinci aşkın herhalde, değil mi? Evet, öyle. Seviyorum. Aslında ikisi herhalde, bilmiyorum. Biraz eşgüdümle de gidiyor. Bir müzikalde belki. Birbirini besliyorlar çok sanırım. Çok keyifli olur. Orası nasıl gidiyor? Tiyatro. O da enteresan. Böyle iyi gidiyor herhalde bayağı. Damdaki Kemancı. Evet. Damdaki Kemancı çok güzel bir proje oldu. Ben aslında ilk 2013'te İstanbul Devlet Tiyatroları'nda bir müzikalle başladım. 2 sene orada görev yaptım. Çok da yoğun bir şekilde oynadık. Yaklaşık 200 oyun yaptık. Daha sonra böyle bir 3-4 sene ara vermiştim aslında tiyatroya. Hani o da öyle bilinçli bir karar değil ama işte müzikle ilgili projelerin ağır basmasıyla oluşan bir durumdu. 2 sene evvel böyle bir teklif gelince, böyle güzel bir projenin içerisinde yer alma şansı doğunca tabii dünyalar benim oldu. Damdaki Kemancı hem zaten Broadway'in kürtleşmiş eserlerinden biri. Yani inanılmaz güzel bir eser. Hem sıcacık bir aile hikayesi hem o değişim ve geleneğin çatışmasını çok güzel bir şekilde işliyor. O yüzden de hiçbir zaman eskimiyor. Müzikleri çok güzel aynı şekilde. Bir de böyle güzel bir kadroyla Mehmet Ali Kaptanlar, Binnur Kaya, Özgür Çevik, daha adını burada sayamayacağım. Çok kalabalık bir kadro. Güzel bir kadroyla tekrardan sahnelenince hala devam tatlı ediyor bir şey mu? Çıktı ortaya. Şu an yaz dolayısıyla bitti ama sonbaharda 3. sezonumuzla başlayacağız tekrardan. Oradaki rolün ne? Oyuncu olarak da bizzat, değil tabii, mi? Tabii. Orada yani o olarak... bir Broadway müzikali işte, biliyorsunuz. Ben orada baş kahramanımız TV'nin 3 tane kızı var. 3 kızından ortanca kızıyım, Hodel. Hodel da ailenin böyle birazcık gözü yükseklerde olan... çok zeki geçinen, zeki geçinen derken şöyle gözü yükseklerde ve hırsları var güya ama aslında oyun ilerledikçe görüyorsun ki o kadar saf ve tertemiz bir dünyası var ki hani o böyle kontrastı keşfetmek Hodel'in içerisindeki çok keyifli, çok tatlıydı benim için. Bir de şöyle bir durum var, aslında müzikal dediğimiz form hikayeyi müzikle anlatan bir form yani. Benim şarkı yazarlığımı da bence çok besleyen bir durum bu. Çünkü ben de şarkı yazarken tek bir gayem var. Bir hikaye anlatmak ve anlattığım hikayeyle birisiyle buluşmak. Tanımadığım birisiyle belki ya da tanıdığım biriyle temas etmek. Zaten bir hikayeyle bağ kurmaya çalıştığım için müzikal formunun içerisinde de aynı durum var. O beni o anlamda da besliyor. Orada yeni bir karakterin içerisine girmek, o karakter olarak yani Ceren olarak değil de mesela Damdakinde Hodel olarak şarkı söylüyor olmak aslında benim şarkı yazarlığımı da besliyor bence. Peki arada bir şeytan dürtmüyor mu? Şunların ikisini de bir araya getirsen Ceren'cim. Vallahi yani... hiç dürtmedi. Yapsam bir... aslında fena müzikal... olmazdı belki de. Bir müzikal mi yazsam? Ya keşke, çok isterim. Ya en büyük hayalim bir müzikal filmde, bir sinema filminde oynamak. Ya ileride böyle bir şey olsun gerçekten, hani çok çok isterim. Gönderelim enerjiyi yukarılara, belki olur. Bakalım. Aslında olabilir çünkü bir de bize de çok uygun bir şey. Baktığın zaman müzikal. Değil mi? Hani kaçıncı defadır oyunu? En son şeyde 7 Kocalı Hürmüz'e geçtiğimiz kış ona bir daha gitmiştim. Tim Maslak Center'da gösterime girdiğinde baktım yine her gün dolu. Evet. Hani seviliyor, seviliyor. Çok ilgi görüyor. Her sahnesini birçok kişi onun biliyor. Ne olacağını biliyor ama ona bir şekilde hala büyük bir talep var. Evet. Ve orada da galiba biraz şey var diyorum. Bir hani yeni bir şeylere de ihtiyaç var. Hani buradan bence de ben de öyle düşünüyorum. Yani çünkü talep çok fazla olduğunu çok görüyoruz. Çünkü burada. Öyle, gerçekten öyle. Bir de artık dinleyici, şimdi çok dinleyici ve izleyici çok güzel şeyleri izleyip dinleme şansına sahip olduğu için bence bir anlamda gusto da gelişti. Yani müzikli oyunla müzikal tiyatro arasındaki farkı artık izleyen kişi anlıyor. Yani iki ayak hareketinin dans demek olmadığını ya da tek sesli bir şarkının müzikal formunun aslında tamamını yansıtmadığını, daha kolektif bir çalışma gerektirdiğini, çok sesli bir müzik gerektirdiğini, emek gerektirdiğini artık iyi prodüksiyonları izleyen seyirci anlıyor. O noktada da sadece hani selebritilerin içerisinde bulunduğu projeler değil, daha uzun soluklu projeler aslında iyi metinlerle iyi müzikalcilerin buluştuğu projeler oluyor bence. Yeni şeyler olacaktır talep olduğu için diye düşünüyorum. Pozitif bakıyorum duruma. Ütopik baktığın bir şey var mı? Kendin oynamak istediğin ne olurdu? Böyle hani kendi
Bilemedim şimdi. Ne oynamak isterdim acaba? Ya kötü bir karakter oynamak isterdim. Ben biraz kast olarak bana hep böyle birazcık tatlı kızlar, bıcırık kızlar. Evet, hep maalesef öyle karakterler genelde geliyor. O yüzden böyle bir ters köşe olması için kötü bir kadın oynamak isterdim. Onu aslında çok ilginç. Geçtiğimiz haftalarda kuzenimle benimle birlikte pazara gitti. O bütün gün boyunca pazarcılara çok kötü davrandı. Ya dedi, ne oldu sana? Bugün ne vardı? Aynı şey. Ya dedi, bugün dedi kötü olmak istiyorum. Nefret ediyorum artık dedi. Bana dedi insanlar. Güler yüzlüsün, cicisin. Muamelesi yapmasın. Evet dedi. Birileri de nefret etsin canım dedi benden dedi. Evet, onu deneyimlemek için iyi olabilir. Öyle ters bir şey oynamak güzel olabilir. İsterdim sanırım. Evet, böyle gidip hani böyle işte ne bu ya falan. Adam yok diyor, çürük yok. Ne canım var? Hepsi çürük bunların falan. Şaşırmışsınızdır ya. İnsan beklemediği birinden evet. O tepkiyi görünce çok şaşırıyor hiç. Dedim yani evet. Aynı böyle insan galiba zaman zaman değil mi? Farklı şeyleri özlemleyebiliyor, evet. Arzulayabiliyor. Bir şeyden biraz böyle geriye daha gidelim mi? Evet. Tepe taklak. Aslında bunun da bitimine de biraz hikayesini konuşalım. Bunun da başka bir değil mi? Formu var, hikayesi var. Efendim, Ceren Gündoğdu'yla birlikteliğimiz devam ediyor. Böyle geriye doğru gittikçe single giden bir şeyi var. Tepe taklağı dinliyoruz şimdi. Beni yalnız bırak, çık aklımdan, çık fikrimden. Beni yalnız bırak, uyku ne mümkün seni düşünmeden. Beni yalnız bırak, üstüme gelme, ne diye seveyim seni, nereye koyayım bu hisleri. Tepe taklak, tepe taklak, tepe taklak oldu hayatıma. Thank you.
tadı var dudağımda, kokusu esperimde, hayatım ellerinde. Yoldan çıktım göre göre. O gece esperimde, hayatım ellerinde. Yoldan çıktım. Efendim TRT Radyo 1'de Gecenin İçinden programındasınız. İstanbul'dan sesleniyoruz. İstanbul'dan seslendiğimizi biliyorsunuz. Çünkü müzik konuklarımız hep böyle canlı canlı oluyor. Ceren Gündoğdu bizlerle birlikte stüdyomuzda. Bir öncekiydi değil mi? Tepe Taklak. Evet. Bir önceki single'dı. Evet. Bunun başka bir şeyi daha var. Dinleyicilerimiz ben bunu biliyorum diyecek. Nereden biliyorlar Ceren? Diziden biliyorlar. Hangi dizi? Erkenci Kuş dizisinden evet. biliyorlar. Evet. Özellikle değil mi? Büyük genç, fanları olan bir genç dizi kızların bu. Genç kızların diyeyim böyle. Hani evet. Genç kızlar derken de hani böyle 12-13 yaştan başlayıp. Evet. Giden geniş bir skalada geniş devam bir eden bir hayran kitlesi var gerçekten Erkenci Kuş'un. Öyle bir güzel denk gelme oldu diyeyim aslında. Daha şarkıyı biz yayınlamamıştık. Kendi aramızda dinliyoruz arkadaşlarla. İşte birkaç ay sonra yayınlamayı planlıyoruz. Hep böyle şey hikayesi vardır ya, arkadaşın arkadaşı arkadaşın arkadaşına dinletmiş falan. Öyle öyle dizinin yapımcısına kadar gidiyor şarkı ve bana bir anda telefon geliyor. Gerçekten samimi anlatıyorum bunu. İki gün sonra koyabilir miyiz diziye şarkıyı diye? Tabii ki tamam diyorum. Daha şarkı hiçbir yerde yayınlanmamışken aslında dizide yayınlanmış oluyor. Ama dizinin senaryosuna ve hani o zamanki galiba karakterlerin yaşadığı duygu durumuna çok da böyle eş düşen bir peki böyle söz, apar topar bir prodüksiyon yaptınız mı yoksa? Yok, şarkı hazırdı. Ben öyle hazırlayıp Erkan çok iyi bilir. Hazırlayıp bekletmeyi çok severim. Öyle mi? Evet, o kadar çok şarkı var ki böyle hazırda. Böyle geliyorlar bana bazen, kalbimin sesini mi dinliyorum artık nedir bilmiyorum. Yani hazır olan ama yok şimdi bunun zamanı değil dediğim şeyler oluyor. Daha sonra çıkıyor falan. Hani böyle bir değişik bir döngüde ilerliyor benim işlerim işte, stüdyo bilemiyorum. Olarak nasıl çalışıyorsunuz? Bir home stüdyo falan var mı? Öyle? Yok, home stüdyo değil. Genelde stüdyoda çalışıyoruz. Şimdi tabii isim vermeyeyim reklama girmesin diye ama genelde stüdyoda çalışıyoruz. Onun dışında kendi kendimize evde de çalışıyoruz, üretiyoruz. Ben zaten şarkıları hep piyanoda yazıyorum. Yazdığım anda hemen telefona kaydediyorum. Yani teknolojiyle çok ilgili bir insan değilim desem de aslında benim için çok önemli teknoloji. O aklına gelen melodiyi kaydedebiliyor olmak. Çünkü geçen gün kendimi bu yüzden eleştirdim. Her yerde diyorum ki ay ben teknolojiyi hiç sevmiyorum. Teknolojiyle hiç ilgili biri değilim falan. Sonra düşündüm de yaptığımız şeyi insanlara ulaştırmak için en büyük güç o teknoloji. O yüzden tabii artık bu şeyi çıkarttım, bu ya cümleleri çıkarttım hayatımdan. Çok güzel bir şey. Anında tabii o insanın aklına gelen bir şeyi elindeki bir şey kayıt olarak o mırıldanıp oraya. Tabii yani silinmemesi için hafızandan. Ben yeri geliyor bu tabii tehlikeli bir şey ama hani araba kullanırken bile bazen elime telefon alıp mırıldandığım oluyor. Çok oluyor. Mesela Tepe Taklak arabada yazdığım bir şarkıydı. Hatta öyle başlamış bir şarkıydı. Büyük itiraf. Trafik memurlarımıza duyurulur. Evet. Aman, plakanı da verelim. Beni buradan gelip alacaklar. Eyvah eyvah. Plakanı da verelim. Aman yapma diyoruz o yok, zaman. Yok. Lazımsın yok, böyle. Yani yola çok dikkatli bir şekilde bakıyorum. Emniyet kemerim her zaman takılı oluyor. Sadece bazen işte mırıldanıyorum öyle diyelim. Dizilerin şey olduğunu düşünüyor musun? Diziler ya da filmlerin. Yani böyle aslında önemli bir şey değil mi? Tanıtmak için. Çok önemli. Çok önemli. Çünkü öyle bir kanal ki bir anda çok fazla kişiye ulaşıyorsun. Ya aslında zaten bu popülerlik mevzusu o kadar böyle ikircikli bir mevzu ki bir taraftan da. Hani çok fazla kişinin olduğu bir festivalde çıkıp şarkı söylüyorsan zaten çok fazla kişiye ulaşıyorsun. Çok izlenen bir dizide şarkın yer alıyorsa zaten çok fazla kişiye erişiyorsun. O yüzden bazı şeyler hayatta şans ve kısmete de bakıyor ama tabii ki o şansı da kendin yaratıyorsun. Yani çok fazla kişiye ulaşan her şeyde bir şey olmuyor. Ya iyi bir şeyse muhakkak ki etki tepki oluşuyor. Hani o yüzden %50 belki
o şarkının ya da şarkıcının performansının güzelliği, içtenliği, samimiyeti, o büyülü etkisi. Ama %50 de ne kadar fazla kitleye ulaşabiliyorsan. Tabii. O yüzden bütün şarkıcıların derdi, hepimizin derdi daha çok konser vermek, daha evet. çok yere gitmek, daha çok kişiye ulaşmak. Belki de bu anlamda çok pozitif bir şey olacak. Hani senin hı-hı. süreç içerisinde de hı-hı. bu tür çalışmaların. Merak edilen şeylerden bir tanesi de senin cover söylemeyi çok sevdiğini. Evet. Buradan biliyorum. Bir yine Erkan'ı buraya kadar zahmet edip getirdik. Evet, sağ olsun, her zaman yanımda. Erkan bir eskiden de Sezen Aksu. Tamam. Cover'ı yapalım tamam, mı? Tamam, yapalım. Dinleyicilerimizle. Hani en azından farklı bir şeyde de senin evet, sesini olsunlar. Duymuş olsunlar. Efendim Ceren Gündoğdu ile birlikteliğimiz İstanbul stüdyolarından TRT'den Gecenin İçinden'den devam ediyor. Gitarda Erkan Zeki Ar. Solist Ceren Gündoğdu. Hani erken inerdi karanlık, hani yağmur yağardı inceden, hani okuldan işten dönerken Işıklar yanardı evlerde, hani ay herkese gülümserken, mevsimler kimseyi dinlemezken, hani çocuklar gibi zaman nedir bilmezken, hani herkes arkadaş, hani o yollar sürerken, hani çerçeveler boş, hani kör kütük sarhoş gençliğimizden, hani şarkılar bizi henüz bu kadar incitmezken, Eskidendi çok eskiden. Şimdi ay su yıldızlar eski, hatıralar gökyüzü gibi bitmiyor üzerimizden geçen geçti geçen. Efendim Ceren Gündoğdu, Sezen Aksu'nun Eskiden'di parçasını bambaşka bir hale büründürdün. Aslında cover enteresan bir şey. Geçmiş yıllarda çok fazla
cover şeylerine rağbet edilmezdi ama bu özellikle akustik müziğin öne çıkmasıyla birlikte evet. son 10 yıldır hepimiz cover yapar olduk. Bir de dinlemek de çok keyifli. Yani Aynen. o birçok parçayı üreten insan için de öyle. Hemen düşünüyorum. Kendi parçam olsa diyorum. Herhalde bir başkasından Muhteşem dinlemek. Muhteşem bir şey. Çok çok keyifli. Yani benim öyle yüzlerce kişi değil ama yine de coverlarını yapıyorlar şarkıların arası ve bana özellikle Instagram'dan gönderiyorlar. Ya dünyalar benim oluyor. Başı alıp tekrardan dinliyorum. Bence çok güzel bir şey. Şarkının başkası tarafından yorumlanması. Ben bu konuda çok özgürlükçü yaklaşıyorum. Belki biraz hani farklı bir yerden bakıyorum ama hani bazen izin alınamıyor, söylenilemiyor falan gibi bir durum var ya. Bana aksine şarkılar zaten söylenmek için var gibi geliyor. O yüzden ben çok pozitif bakıyorum bu Şimdi duruma. Şimdi aslında çok enteresan. Bazen de çok tehlikeli şeyle Bono ile U2'nun solistiyle yapılmış bir röportajda diyorlar ki hani sizin parçalarınızı en çok kimden dinlemekten hoşlanıyorsunuz? Johnny Cash'ten dinledikten sonra onun söylediği parçaların hiçbirisini söylemek istemiyorum. O kadar güzel diyor, yorumlamış ki diyor. Ben diyor o lezzeti diyor veremeyeceğim diyor kendi parçalarıma diyor. böyle böyle case'lerde olabiliyor değil hakikaten mi? Evet. Enteresan tabii. Böyle insanı kıskandıran evet, değil mi? Dinlediği evet. zaman şeyler de olabilir. Şimdi önümüzdeki süreç bunları bu single'ları bir albüm düşünüyor musun? Evet. Bir yere toparlamak. Evet, evet. Yanına böyle küçük ufak tefek montajlar da yapıp birleştirmeler yapıp. Aslında ben bu single'ları albüme toparlamak değil tamamen yeni şarkılardan oluşan bir albüm yapmak niyetindeyim. 2020 baharında da böyle bir albüm yayınlamak istiyoruz. Onun için yep, de yeni şarkılar olacak evet, değil mi? Evet, çünkü çok fazla şarkı var yazdığım ve paylaşmak istediğim. O yüzden bunları o albüme katmaktansa yeni şarkılardan oluşan bir albüm gelecek gibi 2020 baharında ama öncesinde de iki ya da üç single daha var yolda. Maşallah. Yani çok yoğun bir tempoyla şarkı paylaştığımız bir dönem aslında bizim için olacak önümüzdeki bir sene. Yani 2019-2020 bol bol yeni şarkılarımı dinleyebilecekler. Peki isteyenler. Merak edenler için sosyal medya nereyi kullanıyorsun? Ben ağırlıklı? Instagram ağırlıklı yani parçalarını biraz... YouTube'da zaten takip etmek isteyenler onun dışında işte Spotify, iTunes bütün dijital mecralarda şarkılar dinlenebiliyor. YouTube'da da yine aynı şekilde. Konser duyuruları olsun. Bu şarkıların yayınlanmasıyla ilgili işte dünya için çok önemli olmayan ama benim için hayati derecede önem taşıyan detayların hepsini muhakkak ki sosyal medya hesaplarından bilhassa da birazcık fazla kullandığım için maalesef Instagram'dan duyuruyorum. Evet, hani en azından merak edenler için hani konser programını senin yakınlarda bir şey var mı? Yakınlarda evet bu pazar Moda'da Duyurum. Piano House'da bir konserimiz olacak. Rezervasyonla giriliyor konsere de. Piano House. Evet Moda'da. En Vallahi yakında ben, o var. Özellikle bu canlı çok daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Hani burada da dinledikten evet. sonra. Evet. Çünkü hani bir bedeni de kattığın zaman işin içine sende başka bir şekil oluyor. Teşekkür ederim. Yani, ben de çok seviyorum canlı söylemeyi, konserleri. Yani konser vermek benim için şarkı kaydetmek kadar hatta belki daha da yani değerli. Stüdyoda yani, çok hayal kırıklıklarını biliyorum yaşadığımız canlılarda. Hani ya keşke dinlemeseydik. Eyvah eyvah. O yüzden ya kesinlikle öyle değil. Yani bambaşkasın. Çok teşekkür ederim. Hatta yani kayıttan daha şey olduğunda çok... Ay çok lezzet teşekkür ederim. Verdiğini söyleyebilirim. Sağ olun. O zaman sizi de bekliyorum. Aa, müsait bir zamanınızda bir konsere. Vallahi zevkle. Yani bütün çok isterim. Ahali toplanalım. Harika, tamam. Çok çok güzel Zafer olur. Zafer abi de alıp gelin. Olur olur. Hep birlikte böyle bize özel bir konser. Artık şarkılar, türküler, besteler hepsi bir böyle, arada. Peki bir gün türkü bir şey düşünüyor musun? Babanla bir şey yapmayı düşünüyor musun? Evet düşünüyorum. Yani sanki özellikle ben sordurtuyormuşum gibi malum oluyor. Babamla böyle bir proje yapma niyetindeyiz. Hatta yakın bir zaman içerisinde ama şimdi tarif vermeyeyim. Böyle baba evinden tadında bir EP yayınlayacağız. Babamın 3-4 parçalık. Kollarının altında, onun himayesi altında yürüyecek bir proje olacak. Evet, türkü ağırlıklı bir proje Vallahi olacak. Çok önemli. Çok o anlamda çok şanslısın ama sen de. O şansı hani müzikle ilgili olduğun bir ailenin içinden gelen şeyde bu şansı bence çok iyi değerlendirmişsin. Teşekkür ederim. Ben çok uzun yıllar duyacağımızı düşünüyorum. Yükselen bir ivmeyle zaten bir ivmem var. Ama o hani belki daha fazla kitleye o konudaki şeyin de hani ne derler kelime biraz böyle sert gelir mi?
böyle hoşuma gitti, açgözlüdün. Çok güzel. Yo doğru tamam. Doğru evet yani ne şey, kadar çok insana evet. insanlara ulaşmak şey yani ben samimiyetten çok yanayım. Benim şarkılarımda da aslında çok samimi ve yalın bir dil var bence. Süslü cümleler değil gerçekten hissiyatımı ya da işte gözlemlediğim hikayelerdeki hissiyatı aktarmaya çalışıyorum ve genelde aşk şarkıları yazıyorum. O yüzden samimiyet benim hayatımda çok önemli. İnsanın müziği kendi karakterinin yansıması. O yüzden çok samimi bir şekilde şunu da söyleyebiliyorum. Evet, ben her yere gitmek, her yerde konser vermek, ülkeyi gezmek, dolaşmak çok istiyorum. Ne kadar çok insana ulaşırsam o kadar çok kişiyle bağ kurabilmiş oluyorum. Yani bir insan hayatında kaç kişiyle tanışabilir düşününce ömründe? Kaç kişiyle tanışıyoruz acaba? Şarkı söylüyor olmanın öyle bir güzelliği var ki standart bir insana oranla çok daha fazla kişiyle tanışıp buluşup sarılıyorsun. Ben bunu çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Müthişsin. O yüzden evet samimiyim, aşk gözlüyüm bu konuda. O zaman bak burada da bir sürü insan dinliyor. Her zaman gel. Her zaman gelirim. Erkan da gelir. O da. Evet, Erkan'ı da bekliyoruz. Biz birlikte onunla evet, çok keyifliyiz Erkan müzik Zekar, yaptığımız için. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Sen de gitarını ayağına sağlık. Şimdi Ceren son parça bir tane eksik olacak. Sohbet çok güzeldi. Şimdi neyle veda edelim? Kardan Adamlı mı Ani ile mi? Ne yapsak bilemedim. Peki hadi Ani'yle Ani'yle evet. devam edelim. Efendim Ceren Gündoğdu ile çok keyifli bir sohbetti. Çok hoştu. Yeni Ben Hep Seni Sevdim. Yeni evet. single'ıydı. Evet. Biraz böyle şimdi YouTube'a girin biraz bakın orada eleştirilerde bulunun. Eleştirilerinizi bekliyoruz. Evet. Ve programı Ceren Gündoğdu'nun önceki çalışmalarından birisi Ani ile bitiriyoruz. Çok teşekkürler. Ben Ayağına teşekkür sağlık. Ediyorum bizi ağırladığınız için. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler. Her şey düzgün, içimde ise bir yol bulamıyorum. Ani bir karar verdim bugün, seni tüm kalbimle terk ediyorum. Dışarıdan bakınca her şey düzgün, içimde. Bencil uzak ve
Efendim Ceren Gündoğdu'yu gecenin içindenden stüdyomuzdan uğurlarken şimdi Gecenet'te Tolga Mürtezaoğlu ile birlikteyiz. Ve camın arkasında Merve Mürtezaoğlu da bir izleyicimiz olarak canlı canlı bizi izliyor. O yüzden Tolga'cığım dikkatli ol. Tamamdır, öncelikle merhabalar. Tamam. Eşin karşıda, öyle eskisi gibi rahat rahat hareket etmek yok. Daha önce sadece sesimizi duyuyordu, şu anda görüyor da bizi artık. Görsel radyo oldu. Şimdi bu kablosuz şarj denemeleri. Arabalarda özellikle yeni nesil arabaların hepsinde artık bu 2019 modellerde, yani neredeyse en ucuz arabalarda bile bir herhalde moda haline, gelenek haline telefon gelecek. Telefon şarjı için konuşuyoruz. Telefon şarjı evet. için değil evet. mi? Evet. Ama şöyle bir şey var, şimdi kablosuz şarj hızlı başladı, bir olmadı, bir çok iyi oldu dendi, sonra çok ısınmaya başladı. Apple hatta projesini bir ara geri çekti, dedi ki çok ısınma sorununu çözemedi diye. Heyecanla bekliyoruz nereye gelecek derken şöyle bir şey çıktı. Hani benim de hep düşüncem vardı. Mesela kablosuz internetlerde hep bir sinyal var. İşte bu sinyalden bir elektrik üretilemez mi diye. Ki şu andan 2.4 GHz'den yayın yapan wireless'lar da deneme yapılaraktan bir elektrik üretimini başardılar. Ve bunu yapan şirket de adres de var. Ossia.com diye girerseniz internette var. Bu nesnelerin internetinde işte eve koyacağınız sensörler mesela artık wireless ağınızdan aldığı elektrikle yaşayabiliyor. Daha öteye gidersek mesela RFID teknolojisi var. Bu mesela bizim HGS'lerde var. OGS'imizde vardı. İşte OGS'imizdeki yarıydı. Kendi pilini kullanıyordu ama HGS mesela tamamen gelen okuyucudan gelen sinyalle elektrik üretip geri sinyal veriyor. Biz aslında bunu görmüyoruz. Ama o küçücük bant. Evet evet, o bant aslında gelen elektrikten elektrik üretip geri sinyal veriyor. Hani bunu kullanarak da işte ev içerisinde internetteki önce sensörlerle başlayacak. Çünkü akımlar çok düşük şu anda. Ama zaman içerisinde gösteriyor ki birçok evdeki veya arabadaki cihazlar cebimizdeyken veya çantamızdayken şarj olacak. Ama bir soru daha, biz ne olacağız? Hani bu kadar her yerden. Biz şarj edeceğiz her şeyi, bizi kim şarj edecek? Hani biz ne olacağız? Yani şimdi düşünsenize, eskiden bakardınız kaç tane kablosuz ağ vardı? 3 tane, 5 tane. Şimdi bir evde bile 20 tane kablosuz ağ var. Hani hep diyoruz bir telefon 2.4 GHz'den bir wireless çekiyor. 5'ten çekiyor. Bluetooth var. 3G var. 4G var. Normal 5 tane verici alıcı var bir telefonda artık yani. Evet, inanılır gibi değil. Yani ya. Bir telefon 5 alıcı verici görevi görüyor şu anda. Yenisi çıkana yani, çıkarsa 6 evet, olacak. Kimi zaman internet paylaşımında yapıyorsun. Ya şöyle düşünün. Şimdi wireless 2.4, wireless 5, Bluetooth 3'ü gitti. GSM'e gelin. 3G ile 4G'nin farklı farklı frekansları farklı. İki de o var. Yani aynı anda belki 3'ü çalışabiliyor. Bir tane daha gelirse şimdi. İşte onu diyeceğim, ne yapacağız? 5G gelince. 5'te 5G gelince bir daha olacak tabii. Tabii. 3G, 4G, 5G. Normal bir de 2G asıl normal kullandığımız vardı eskiler. Bu yeni nesil yeni bazı telefonlarda da bir keyifli taraf. Artık bir kablo bağlantısıyla neredeyse bilgisayar gibi kullanmanız mümkün oluyor. Herhangi bir şeyde hani klavyeyi takıp bayağı oturup bilgisayar gibi bir ekranla, değil mi? Yani basit bir ekranla. Kabloya da gerek yok aslında. Kabloya da Bluetooth var tabii. Bildiğim bir tane ekran varsa o ekranla onu bağdaştırıp istediğiniz gibi bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Hatta bugün çok enteresan bir şey daha gördüm. Hani HDMI kabloları var. Şimdi evet. Hep bizim için problem bunlar. Hani yüksek fiyatlı veya kalın kablolar, işte nasıl oradan geçiririz, ne yaparız vesaire derken adaptör yapmışlar. İki tarafı HDMI'ye bağlıyorsunuz. İki tane Cat6 internet Ethernet kablosu bağlıyorsunuz. Ethernet kablosunu geçirmek çok daha kolay. Düşünün, iki tane döşeyin yani elinizde Ethernet kablosunu, ama iki tane olması gerekiyor. İki Ethernet kablosuyla HDMI yayını atıyorum bilgisayarınızdan duvara, başka odadaki televizyona, işte ne bileyim herhangi bir yere aktarabiliyorsunuz. Yani bu network gibi düşünmeyin ama sadece kablolama için Ethernet kablosunu kullanıyorsunuz. Ama o kalın kablo, pahalı kablo bir anda 5'te 1 fiyatına iniyor. Aynısı ya. Yani vallahi çok kıymetli bilgiler veriyoruz ya. Yani dinleyenler çok faydalanacakları şeyler. Şimdi WhatsApp'ı seviyoruz. WhatsApp Türkiye'de ne kadardı? Nüfustan fazla mıydı? Nüfustan fazlaya gelmiş herhalde, değil mi? WhatsApp kullanıcısı. Yani artık WhatsApp'ın nerelere annemlerde şey falan olmaya başladı. Ya bu onların Kur'an günleri falan oluyor da böyle cüz okumalar falan var böyle. Oradan gidiyor. Yani WhatsApp üzerinden falan. Tabii tabii.
Yani olayın boyutlarını anlatmaya çalışıyorum. Yani boyut bambaşka yerlere gidiyor. Yani teknoloji artık hani sadece çocukların şeylerin değil, en alttaki kullanmayacak dediniz kitleye kadar şu an WhatsApp, kabul etmek lazım, o kitlelere bile en alta kadar girdi. WhatsApp önce nasıl girdiğine bakalım. Bir kere platform bağımsız girdi. Yani Android'de, Symbian'da vesaire ne varsa hepsinde çalıştı. Ne oldu? İnsanların farklı kullandığı akıllı telefonlar bir yerde ilk buluştu nokta belki de WhatsApp oldu aslında. Şu an faksın yerini aldı. Bir bankaya talimat verirken abi WhatsApp'tan çek gönder diyor mesela. Tabii. Fotoğraf çekip değil mi? Faks bitti artık. Yok öyle tarama görevi görmeye başladı telefonlar. WhatsApp'ı biliyorsunuz artık böyle PDF göndermeler başladı. Tabii. YouTube'la entegre oldu. Hani YouTube'da bir link attığınız anda ekranın köşesinde oynuyor. Siz gene mesajlara devam edebiliyorsunuz. WhatsApp grupları bir anda bir sürü kişiye tek seferde telefon ulaşmamızı sağladı. Sonra Skype kullanıyorken görüntülü konuşma bir anda geldi. WhatsApp beni işe alacak mı bakalım? Çocuklardan sonra kaç tane WhatsApp grubum var? Benim sadece çocuktan ötürü 7-8 tane grubum var. Onlara yani. Eşim bakıyor şimdi. Onda hepsi onda. Ben yani... rahatım. Benim iş tarafında var yani, bir sürü grubum. Allah sabır versin anne babalara. Zor iş valla. Şimdi özür dilerim, şeyi söyleyecektim. WhatsApp'ta biliyorsunuz durum güncellemeleri vardı. O da yeni çıktı mesela. O şimdi Facebook'ta entegre oluyor. Yani orada paylaştığınız story diyeyim veya durum güncellemesi artık Facebook durum güncellemesi olacak. Bu daha da ileri gidiyor. Zaten biliyorsunuz hepsi tek yerde. Hani Gmail'deki veya Google fotoğraflar ve Instagram bir sonraki sıradaki olanlar. Zaten YouTube'u söyledik hani bununla beraber işte linkle ayrı pencerede açtığını. Şimdi WhatsApp durum güncellemesi olacak bir süre sonra. İşte diyecek ki Instagram'da bunu paylaşayım mı? Tek seferde 3 yerlik durumunuz aynı olacak. Herkes bilsin ben şu anda buradayım. Mesela. Abi bir de bunu YouTube'da yayınlayayım mı? Bir de şey 5 lira daha ver reklamını yapayım. Değil mi? Senin üst sıraları alayım falan. Aynen. İşte yakın arkadaşların görsün, şunlar görsün. Değil, onlar görsün bunlar, evet. Şimdi problemlerden bir tanesi de belki kullanıcılar da şimdi merak ediyor, bu Huawei kullanıcıları. Bizim durumumuz ne olacak, nice olacak? Bana çok sık gelen hani bu tür programlar yaptığım için. Şimdi ne olacak bu Huawei, ne yapacak? Şimdi 19 Ağustos'a kadar herkes rahat. Bir kere panik yapmayalım. Evet. Hani 1,5 ayda herhangi bir şey olmayacak. Hani bundan sonrasında bir Android Q'de bir güncelleme yapıldı yeni. Bunu alabilecek olan telefonlar yayınlandı. Neredeyse alamayacak Huawei telefonu şu anda yok. Hepsi bu güncellemeyi şu an için alacak. Bundan sonrası biraz problem. Hani Huawei kendisi Arcos diye bir işletim sistemi yayınlayacağını söyledi. Peki eski alanlar için yenilemek konusunda bir sıkıntı olacak mı? 19 Ağustos'a kadar sıkıntı yok. Ama ondan sonra Huawei olanlar... Göreceğiz. Yani bu şimdi ne desek yalan. Yani bir şey denir ama olur olmaz onu göreceğiz. Ama şunu diyebiliyoruz. Ama Arcos, evet. Ama bugün farklı bir haber oldu mesela. Biz hani Arcos bekliyorken bir anda Rusya tarafından bir açıklama geldi. Onların bir başka işletim sistemleri var. Bunu kullanması düşünüldü. Yani dedi ki Huawei ile anlaşma yaptık. Huawei bizim işletim sistemimizi kullanacak dedi. Şimdi Arcos derken adını ben not almamışım. Aura. Aura. Evet. Aura OS kullanacak diye anlaşma yaptık dedi. Ama Huawei'de Arcos'la biz çıkacağız dedi. Demek ki daha tam oturmadı orası yani. Enteresan. Kolay değil ama yani 3 haftada 5 haftada işletim sistemi çıkartmak sanıldığı kadar buradan, kolay değil. Evet, bazı değil mi? Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonlar da var. Yani orada da birçok modeli herhalde şu an bizde satılan. Hepsi var aşağı yukarı. Onlar hepsi var. 19 Ağustos'a kadar panik yok. Zaten büyük ihtimalle bu sorun da Ağustos'un başına çözülecek diye. Biraz bana reklam gibi geliyor yani. Evet, ben böyle kaydırdım biraz bilgisayarı ama. Benim söyleyeceğim iki haber daha mesela burada dikkat çekebilecek. Bir tanesi kimliklere kredi kartı özelliği gelmesi gündemde. Evet, cuma günü bu konuyu yapacağız. Öyle mi? Bizim haber yorum programında bununla ilgili evet ilişkilendirilecek. Hani beklediğimiz şey kimlikleri kredi kartı olarak kullanma olayı yavaş yavaş geliyor. Şimdi artık banka müşterisi olmak için imza atmak yeterli olacak. Kartı beklemeyeceğiz de kimliği kaybedersek ne yapacağız? Şey çok kolaydı. Bankada bir telefon açıyoruz. Bunu iptal et, yenisini ver. Peki şunu diyeceğim. Sanal kredi kartı var. Sanal kimlik nasıl olacak? Evet. Biraz o... Bunları soralım o zaman. Soralım tabii mesela. Bu hafta, ben şimdi istiyorum. Sanal kimlik o zaman yani. Şimdi kredi kartımın sanalı varsa ben cep telefonuna limit arttırabiliyorsam kimliğimin limiti nasıl karar vereceğim? Bir de şu olacak. Ben şimdi diyeyim ki eşimin kartını alıyorum. Eşime benim kimliğim mal git markete diyeceğim. Ben ne yapacağım? ek kimlik çıkacak mı? Ya mesela şey de son vakit geliyor da aklıma bir şey geldi.
bu bugün trafik cezası yazan bir polis gördüm. Ya bununla ilgili bir şey yapılamaz mı? Yani aplikasyon yapılabilir. Aplikasyon doğrusu, yapıp yani bu değil mi? Hani plakaları böyle tabii, bununla tabii, ilişkilendirilebilecek. Tabii. Var zaten aslında. Tür, yani... İstersen bir dahakine böyle bir örneklere bakalım. Hani dünyada kullanılan bir şeyler var mı? Var. Hani bu benim trafik cezaları var. İçin. Baktım bayağı bir hala bir ızdırap yani orada. Tabii, bir yanında durdum tabii. Memur ne dedim, yazıyorlar böyle. Ya dedim olmadı mı bir şey dedim. Abi dedi olsa dedi artık da şunlardan dedi kurtulsak dedi. Memur Bey de. Çünkü bir taraftan trafik akıyor, bir taraftan ceza yazıyorlar. O yüzden bununla ilgili de bir yenilik gelebilir. Son bir iki şeyi söyleyebilirim. Polonya'da bir yeni bir oluşum var. Halk bunu yapmış. Bir işaret var gösterdim. Bu adam ne yapıyor derseniz telefona bakıyor. Telefon kullandığı için özel bir yol yapmışlar. Bisiklet yolunun yarısını bölmüşler. Demişler ki telefon kullananlar buradan yürüsün. Dikkat telefon diye. Kullanan var. Aynen. Onlar buradan yürüsün demişler. Tolga çok teşekkürler ben ya. Teşekkür süper ediyorum. Bir şey oldu. Bol bol böyle zamanı biraz yememize rağmen çok rahat bir sürü şeyimizi yetiştirebildik. Tolga Mürtezaoğlu ile birlikte efendim stüdyoda Gece Net'i sonlandırıyoruz. Bizler Muzaffer Ayyıldız. Bugün harikalar yarattın Muzaffer. Eline sağlık. Çok teşekkürler. Müthiş bir ton maestersin. Şebnem Doyuran program yapımcınız ve ben Ali Fuat Gülmez. Haftaya tekrar aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. İyi geceler efendim. Gecenin içinden.